Manşete hoş geldiniz. Son derece kritik günlerden geçiyoruz. Gerek Türkiye'nin hemen yanı başındaki Orta Doğu'da yaşananlar, gerek Türkiye'de yaşananlar. Bir yönüyle Türkiye'de tecavüze uğrayan bebekler hayatını kaybediyor. Öldürülen kadınlar surlardan atılıyor. Hastanelerde pompalı tüfekler çekiliyor. Tehditler, hakaretler havada uçuşuyor. İktidarla muhalefet hiçbir şey olmamış gibi kol kola politikada iş tutmaya çalışıyor. Öbür yönüyle de hayat pahalılığı, enflasyon, alım gücünün düşmesi insanları inim inim inletiyor. Ve elbette hukuksuzluk, insan hakkı ihlalleri ve bana dokunmayan yılan felsefesi bugünlere getirdi. Ve bundan sonrası için de umut vermiyor. Orta Doğu'da da daha global anlamda bir hadise yaşanıyor. Bölgesel düşük yoğunluklu savaş deniyor, bölgesel savaş deniyor, üçüncü, üçüncü dünya savaşı mı deniyor? Ne denirse denirsin. Düşük yoğunluklu bölgesel bir savaş başladı diyebiliriz. Hatta bölgesel savaşa da yavaş yavaş evrildi evriliyor diyebiliriz. Türkiye bunu İsrail bize saldıracak diye dünyaya anlatmaya çalışıyor Cumhurbaşkanı'nın ağzından. Ama dünya bunu ciddiye almadığı gibi öbür tarafta gerçekten savaşa atılan füzelere kadınların bebeklerin yaşlıların başta on binlerce insanın hayatını kaybetmesine, milyonların evsiz kalmasına da ses, e, sessiz suskun kalıyor. El, elbette Türkiye'ye e, Türkiye bir İsrail tehdidi ya da İsrail'in Türkiye'ye gireceği gibi bir proje, bir plan böyle bir şey yok, görülmüyor, öngörülmüyor. Ne yaşanan gelişmeler, ne de olayları analiz edenler böyle bir şeye ihtimal veriyor. Akla ziyan bir şey bu. Ama bu içeride elbette sıkışmışlığın ardından. Acaba iktidarla muhalefetle ve toplumla nasıl konsolide ederiz? Tekrar birlik ve beraberliği veya insanlar nasıl tekrar etrafımızda kenetlenir tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi? Bunun arayışı. Çünkü 15 Temmuz sivil darbesi ve ondan sonra kurulan düzen artık çekmiyor, yürümüyor. Tıkanmış durumda. Siyasetçilerin manevralarını, söylemlerini ve sonrasında gelinen noktayı da bu şekilde ifade etmek gerekiyor. Bugün 7 Ekim 7 Ekim 2024 tam bir yıl önce Orta Doğu'nun kaderi bir daha geri dönüşü olmayacak bir biçimde değişti ve artık bundan sonra bambaşka bir Orta Doğu var, bambaşka bir dünya var elbette. 7 Ekim 2023 halen sağlıklı olarak analiz ediliyor, edilebiliyor değil. Bunu zaman içerisinde göreceğiz ama şunu söyleyebilirim Ukrayna Savaşı 2022 Şubat ve ardından 2023 7 Ekim saldırılarıyla Hamas saldırılarıyla başlayan Orta Doğu'daki bölgesel savaş mevcut sistemi, mevcut düzeni değiştirdi. Artık bir düzensizlik var. Dikkat ederseniz yaptığımız tespitler artık böyle bir şey olabilir mi? Bugün bu çağda savaş suçları, savaş hukuku, kadınlar, çocuklar, masumlar ya da ne bileyim sivil kalkan diye ya da terör hücresi diye bir takım binaların havaya uçurulması ve elbette bölgelerin insansızlaştırılması. Birkaç örgüt mensubunu veya örgüt, örgüt liderini temizliyorum, imha ediyorum diye. Bunları çokça eleştirdik fakat başka bir safhaya, başka bir aşamaya geçildi. Ondan dolayı konuşmaları, analizleri bir teşbit olarak algılayın. Bir onaylama, onaylamama, yanında durma veya karşısında durma gibi değil. Sistem değişti, düzen değişti ve bir düzensizlik hakim artık. Ve düzensiz gidecek bir sürece girdik. Bu düzende hukuk olmayacak, bu düzende doğru gazetecilik olmayacak, gerçek gazetecilik olmayacak, halka haberdar eden, kamu yararını önceleyen gazetecilik olmayacak, devletlere eklemlenmiş, devletlerin çıkarları doğrultusunda kamuoyunu aydınlatmayı veya kamuoyunun kamuoyuna gerçeklerin bir bölümünü söylemeyi görev edilmiş bir basın söz konusu olacak. Tıpkı pek çok konuda olduğu gibi yakın dönemde. Evet fotoğraflar İsrail Gazze'den geliyor. 7 Ekim'le başlayalım ama ilerleyen dakikalarda bu düzensizliğin, bu belirsizliğin farklı bir düzeni de beraberinde getireceğini ve bunu eğer Allah ömür verdiyse kendi yaşam sürelerimiz içerisinde göreceğimizi de hatırlatalım. Fakat kısa vadede yani önümüzdeki 10 yılda gerek Orta Doğu'da gerekse dünyada çok büyük değişiklikler söz konusu. 10 yıl kısa vade midir? Evet kısa vadedir. 10 yıl kısa vadedir. Böyle bakın kısa vadeden deyince aklınıza 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl gelmesin. Fakat kısa vadede dedim ya ömrünüz varsa göreceksiniz bu düzensizliğin ardından farklı bir düzen kurulacak. Nasıl olmasın ki kapağı da taşıdığım Anayasa Mahkemesi göreve iade edilen KHK'lılar tazmin, tazminat alamaz hükmünü iptal etmiş. Yani alabilir diyor. Şimdi bunun, bunun için yani KHK'lıların tekrar göreve dönmesi, haklarına kavuşmaları ve kaybettikleri zaman... Ve o kaybettikleri zaman da değil sadece. Kaybettikleri sağlıkları, pozisyonları, ailelerinin durumu hemen her konuyla ilgili tazminata hakları vardır. Ve alırlar. Faiziyle beraber alırlar. Kat be kat alırlar. Yıpranma payıyla beraber alırlar. Bu bir haktır. Ve bu hakkı alacaklar. Anayasa Mahkemesi böyle bir karar alsa da almasa da. Evet bir düzensizlik var. Evet bir hukuksuzluk var. Evet hak ihlalleri arşa çıkmış durumda ve bunu gören var görmeyen var. Sadece herkes kendi mahallesinde hukuku arar oldu, demokrasiyi arar oldu, kendi insanının hakkını arar oldu, kendi insanının mahkemesine duruşmasına gider oldu, haklarını takip eder oldu, ötekine gözünü kapar oldu. Fakat bu düzensizlik bir düzene evrilecek. Anayasa Mahkemesi'nin kararı budur. Herkes hakkını alacak, hem de misliyle alacak. E ama nasıl olabilir ki? Bakın iktidar ve muhalefet anlaşabilir. İktidar ve muhalefet e, KHK'lar konusunda, KHK'lara düşmanlık konusunda, KHK'lı KHK haklarını kanun hükmünde kararnameyle hayatı karartılan insanların haklarını takip etmeme konusunda da, özgür özel öyledir yani, e, anlaşmış olabilirler. Fakat bu beraberce, bu düzensiz sistem ve rejim içerisinde beraberce, yıkılacaklarının garantisidir teminatıdır esasen. İktidarıyla muhalefetiyle beraber çökecekler. Ve kurulacak yeni düzende olmayacaklar. Ve belki de muhalefetin de o trene binmesi gerekiyordu. Bu yönüyle bir hayır da olabilir. Hayır. Dönelim 7 Ekim'le başlayalım. Tekrar Türkiye'ye döneceğim. Bu karikatür Times'ta yayınlandı. The Times İngiltere'nin en muhtemel gazetelerinden biridir. Bir yönüyle İsrail Hamas'ın Hamas'ın elindeki rehineler işte 100 kadarının sağ, 97 kadarının sağ olduğu, 30 veya 33 kadarının da öldüğü tahmin ediliyor. Topladığınızda 130 kadar rehine kaldı ifade ediliyor. Bu rehineler için aileleri umudunu büyük ölçüde yitirmiş bir biçimde eylem yaparken, pankart açarken öbür tarafta Gazze yerle bir edildi. Kare kare bakacağız ve şimdi Lübnan, Beyrut bombalanıyor. Independent gazetesi 365 günün bilançosunu vermiş rakamlarla ve en tepede 41.870 Gazze'de ölüm var. Bir yılın sonunda. Bakın bu 2022 Gazze City'den, Gazze şehrinden bir fotoğraf ve 26 Eylül birkaç gün önceki uydu fotoğrafı. Tekrar getireyim görün. Tamamen yani insansızlaştırma hayata geçirildi. Bu zaten birazdan grafiklerle de göreceksiniz. Hemen 7 Ekim'in takip eden ilk hafta içerisinde ortaya çıktı bu niyet. Söyledik, anlattık. Sadece bu, bu konuda yalnız da değildim. Herkes bu, bunu öngörebiliyordu. Bir 11 Eylül çıkardı bundan İsrail. Türkiye'nin 15 Temmuz'u gibi. Ve dümdüz etti Gazze'yi görüyorsunuz. Şehir ne hale gelmiş? Bir yıl önce, bir yıl sonra. Dümdüz. Moloz bile kalmamış. Sadece işte yolların eski sınırları görülüyor. Bu sabah Sky News'tan kestiğim kimi kareleri getireceğim. Burası Gazze. Görüyor musunuz yerle bir olmuş şehir ve kameraya gülümseyen insanlar yani bu bir videoydu bakın kadın bir şey pişirmeye çalışıyor çocuklar gülüyor e, kameraya işaret yapıyorlar baş parmaklarını kaldırmış hayat devam ediyor ama bu mezberilikte de devam ediyor. Bu sabah tespit edilmiş gaziden görüntü insanlar bu koşullarda yaşıyorlar yani başlarına çökebilir o moloz, neyse artık kiliş, kolon. Burası da Beyrut. Dumanlar yükseliyor. Dün gece ağır saldırılar oldu. Füzeler düştü. Bunlar gerçek görüntüler. Yapay zeka ile falan oluşturulmuş değil. Teyit edilmiş. Televizyonların tespit ettiği, teyit ettiği görüntüler ve kendi çektikleri, kendi kameralarıyla çektikleri görüntüler. Bu da 7 Ekim anması tam da o saldırıların olduğu noktada insanlar hayatlarını kaybeden İsrailliler o 7 Ekim saldırılarında hayatlarını kaybeden yakınları için toplandılar, ağlıyorlar ve elbette rehineleri için de talepte bulunuyorlar. Ama öbür tarafta da eş zamanlı olarak Beyrut bombalanıyor. Her iki tarafta da çok büyük acılar birikti ama asıl büyük acı Filistin tarafında ve elbette Lübnan tarafında birikti. Çünkü İsrail öldürüldüğü ifade edilen 1200 İsrailli'nin kat be kat üstünde insan öldürdü ve Onlara yaşam alanı da bırakmadı. Şehirlerini, kentlerini, okullarını, mahallelerini, evlerini dümdüz etti geçti ve onlara yaşanacak bir yer bırakmadı. Sınıra sürükledi ve orada insanlar çocuklar okulsuz, açsız, ilaçsız vaziyette bir yılı geçirdiler. İşte bu da Beyrut'tan başka bir görüntü, başka bir kare. Bu yine Sky'in doğruladığı, Sky News'un doğruladığı gene Gazze City'de, Gazze şehrinde bir görüntü. Bu şeyden önce 7 Ekim'den önce, bu da 7 Ekim'den sonra görüyor musunuz değişikliği? Düm düz edilmiş bir şehir. Bu 7 Ekim'den önce fotoğraf, bu 7 Ekim'den sonra taş taş üstünde kalmamış. Aynı noktadan uydu görüntüsü. 7 Ekim'de Gazze'de Hamas militanları Gazze'den çıkarak dünyayı da şaşkına uğratacak biçimde bahsedilen yani ekranda görülen, haritada görülen noktalara saldırılar düzenlediler. Sadece bir noktada değil pek çok noktada. Ve aceta şu yeşil bölge Gazze şehri, Gazze şeridi daha doğrusu taranmış yeşil bölgede Hamas militanlarının çıktığı bölge. Bu kadar çıktılar ve işte paraşütlü Motorlu paraşütlerle, e, motosikletlerle e, ve ağır silahlarla saldırılar düzenlediler. Adeta e, bir, bir festival vardı yakın bir şehirde. Adeta İsrailleri e, bir yönüyle kapana kıstırdılar. Kaçacak yer bırakmadılar ve e, hedef gözetmeksizin e, bir saldırı ge gerçekleştirdiler. Nova Festivali Reim şehrinde semboldü ve asıl e, büyük kayıplar da orada oldu. 364 e, kişi orada ee, ...öldürüldü ve 40 rehine de oradan alındı. Ben ekrana getirdiğim grafikleri yeri geldikçe ter tercüme edeceğim. Diğer e, şehirlerde de işte e, Kibbutz'da 210 kişi öldürüldü. E, pek çok e, rehine de oradan alındı. Diğer şehirler. E, Ofakim'de 47 ölüm var. E, Siderot'ta da 70 e, ölüm var. Bu noktada yani bu bir tanrının lütfu oldu... Bu saldırılar gerçekten dehşet verici saldırılardı, şiddetli saldırılardı. İsrail'in o güne kadar görmediği bir katliamdı. Ondan sonra da bunu Tanrı'nın lütfuna çevirdi ve bir yıldır taş taş üstünde bırakmadı. Tamamen bir orantısız güç, güçle, düzenli bir ordu, sürekli takviye edilen, para desteği olan, mühimmat desteği olan, uçak desteği olan, asker desteği olan, istihbarat desteği olan bir orduyla düzensiz bir ordunun ve örgütün, üzerine gitti ve sivil insanları hedef gözetmeksizin öldürdü. Onları şehirlerinde yerle bir etti. Bugün, yani Londra'da, sağda, Manhattan'daki Manhattan'da gökdelenlerde yaşıyor insanlar, İnsan yoğunluğu neyse, Gazze'deki insan yoğunluğu soldaki noktaya geldi. Ve insanlar açık arazide yaşıyorlar öyle, gökdelenlerdeki gibi yoğunluk değil. Bu da Gazze'nin e, yerle bir edilmiş, alanları görüldüğü gibi bütün gazete, gazete, aşağı yukarı kırmızıya boyanmış durumda. Bu da gene BBC'nin Getty imajdan teyit ettiği bir görüntü. Yukarıda 22 Ağustos'ta. Geçen sene 22 Ağustos'ta bir plaj, Gazze'deki plaj. Biraz daha yaklaştırayım görün. Burası Gazze'deki plaj ve bu da yani 22 Ağustos'tan 8. ay, 11. ay, 3 ay sonra İsrail işgali altındaki aynı plaj. Fatma, Gazze yaşam doluydu. Bugünse her yere dağılmış mezarlıklardan ibaret diyor. Binalar çürüyen cesetlerin üzerindeki enkaz yığınlarına döndü. Bu da 7 Ekim'den bu tarafa BBC grafiği ölen yaralananlar. Dikkat ederseniz 41.500 civarı ölümün yarıdan çoğu kadın, çocuk ve yaşlı. Yarıdan çoğu kadın, çocuk ve yaşlı. Savaş sürse de bitse de bir farkı yok. Yaşamaya ya da dört gözle beklemeye değer hiçbir şeyimiz kalmadı diyor Asil Eymen. Gazze nüfusunun %90'ı yerinden yurdundan edilmiş durumda. Fakat bunun mühim bir bölümü ilk 10 günde oldu. Bakın burada 7 Ekim'den itibaren 10 gün içinde 2.2 milyon kişilik nüfusun 1 milyondan fazlası evlerini tahliye etmek durumunda kaldı. Yani yarısı. 8 Ekim. 12 Ekim'e gelindiğinde 473 bin kişi evinden olmuştu. 16 Ekim'e gelindiğinde 1 milyondu. Ve şimdi bir yıl sonra 1 milyon 900 bine çıktı. Neredeyse tamamı evinden olmuş durumda. Şimdi Lübnan'a saldırdı İsrail. Lübnan'da da en az 500 bin kişi Güney Lübnan'da evinden yurdundan olmuş durumda. Ve bu devam ederse bir yıl sonra artık yani Lübnan'daki durum nedir kestirebilmek mümkün değil. Ama şu anda Güney Lübnan'da 500 bin kişi yerinden yurdundan olmuş durumda. Gazze'de zaten taş taş üstünde kalmadı grafiklerde görüyorsunuz. Amansız bir trajedi yaşanıyor diyor. Birleşmiş Milletler'in de içi boşaldı. Ne genel sekreter ne de oradaki herhangi bir yetkilinin ne söylediğinin bir önemi yok. Tamamen kağıttan kaptan bir örgüte döndü. Sözleri, eylemleri, yaptırımları, kararları dinlenmeyen, hiçe sayılan, yok sayılan ve herhangi bir artık şey olmayan, etkisi olmayan bir noktaya geldi Fransa, Fransızca konuşan 88 ülke bir araya geldi ve Lübnan'da ateşkes istedi. Şimdi bunun nedeni şu, Fransa ile Lübnan arasındaki ilişkinin bir tarihi var. Yani Fransız mandasındaydı Lübnan daha önce. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan İkinci Dünya Savaşı'na kadar geçen bölgede. Diplomatik bağlar var, ticari bağlar var, yardım, destek oluyor. İlgisi var. Macron da birkaç kere gitti Lübnan'a. Ve Fransızca konuşan ülkeler yani Fransızcanın bir şeysi de var. Tabanı da var Lübnan'da. En son İsrail hani Gazze senin iç işinde ama Lübnan başka bir ülke. Ne işin var Lüb Lübnan'da gibi vozurdama oldu. Özellikle işte Fransa'nın Lübnan'a ilgisi biliniyor. Ana hatlarıyla bakıldığında Fransa ile Lübnan'ın tarihsel ilişkileri var. Ve orada siyasi bir istikrarsızlık var ama neticede İsrail de gelsin Lübnanın altını üstüne getirsin istemiyor Fransa ve ondan dolayı ateşkes istedi. Bunun üzerine yazıklar olsun dedi Netanyahu ve hemen yeni bir açıklamayla Macron İsrail'e desteğini yeniledi. Yani bir iki lider yani hassas olduğu bir konuda ülkesinin de hassasiyeti olan bir konuda bir şey dediğinde Hani bu bir soykırımdır, böyle bir şey olabilir mi? Savaş hukukunu ihlal ediyorsunuz, savaş suçunu işliyorsunuz falan demiyor. Ateşkes istiyor. Gayet masum bir talep. Fakat buna bile yazıklar olsun tepkisi gelince İsrail'den hemen geri adım atıyor. Tekrar AB, Avrupa Birliği veya Batı ayarlarına dönülüyor. Evet. Bakın bu işin böyle bir sonucu var. Burası English Channel denilen, Türkçede Manş Denizi diye bilinen İngiltere ile Fransa arasındaki e, geçit, kanal. E, yani okyanus orası e, 25-30 millik bir açıklık. E, botlarla açıldığınızda bazen 40-50 mil gitmeniz gerekiyor. Çünkü öyle en dar yerden geçemiyorsunuz. Rüzgar var, akıntı var. E, sular soğuyor. Zaten serin bir bölge. Yani yazın bile orada suya giremezsiniz. Yani soğuktur. Bu fotoğraf Cumartesi günü çekildi. Ve... Bu sene 51 insan botlarla İngiltere'ye geçerken, Fransa'dan İngiltere'ye geçerken hayatını kaybetmiş. Bunun yarısı geçen ay. Cumartesi günü, iki gün önce rekor kırıldı. 937 göçmen 17 botla İngiltere'ye geçmiş. 937 göçmen. Şimdi siz Orta Doğu'da taş taş üstünde bırakmadığınızda, Afganistan'a girip de bir enkaz yığınıyla çıkıp ve bir sürü e, Afgan Taliban yönetiminde Afgan Erkek, kadın neyse o, Taliban yönetiminde yaşamak istemeyip ülkesini terk ettiğinde Irak'ta, Suriye'de ve şimdi e, Lübnan'da ve Gazze'de ve belki ileride Ürdün'de, Irak'ta neyse bunlar göçmen olarak Orta Doğu'yu terk edip İran'da kendilerini yaşayabilecek ve çocuklarının geleceği açısından da ülke bakıyorlar. Koca Avrupa'yı geçiyor. Avrupa Birliği'nin 27 üyesi var. 30-35 ülke var. Avrupa Birliği üye olsun olmasın. Bu ülkelerden bu ülkelerin hepsini geçiyor. Fransa kıyısına kadar geliyor ve Fransa kıyısında bir ölüm kalım savaşıdır. Yüzme bilmiyorlar. Çoğunun can yeleği yok ve buz gibi okyanus sularına açılıyorlar İngiltere'ye geçmek için. Fransa Sahil Güvenliği bir gecede, geçen hafta sonu bir gecede 237 kişiyi kurtarmış. Sulara düşen, botu batan alabora olan yani bütün Avrupa'yı geçiyor. Fransa sahiline geliyor ve İngiltere'ye oradan da geçmeye çalışıyor. Ve ölüm kalım mücadelesi. Ve bine yakın göçmen tespit edilmiş yılın rekoru deniyor. Ve bu belki de daha başlangıç. Göç göçmen politikaları bundan sonraki yani bugünkü düzensizliğin devam edeceğini de gösteriyor. Yani artık bir göç göçmen hukuku, insan hakkı ihlali, sığınmacı hakları falan gibi konular artık kağıt üstünde kalmış durumda. Uluslararası sözleşmeler, anlaşmalar, mahkemelerin kararları şu bu falan da çok fazla şeydi. Onun için Boris Johnson eski başbakan İngiltere'de Avrupa'daki sözleşmelerden çıkalım diyor. Üç aylık kolay e, vizeyle Almanya'ya giden 10 bin depremzede geçtiğimiz yıl 6 Şubat 11 ilde büyük bir yıkıma yol açmıştı. İşte Adıyaman, Hatay depremleri, Maraş depremleri diye biliniyor. Ama 7-8 vilayeti ilçeleriyle beraber etkiledi. Yıktı. Hala da enkaz kaldırılabilmiş değil. İnsanlar hala çadırda yaşıyor. Konteynerde yaşıyor. Kolay vizeyle Almanya'ya giden 10 bin kişi iltica etmişler. Dönmeyi düşünmüyorlar. Ama o arada Almanya Türkiye'ye satacağı silahlar karşılığında her hafta 500 sığınmacı göndermeye çalışıyor. Veya iltica talebi kabul edilmiyor. Muhtemelen depremzedeler için de benzer bir şey söz konusu olabilir. Yani iltica etti derken... İltica ettik kelimesi doğru değil. İltica başvurusunda bulunmuş olabilir. O iltica değerlendirilecek, sığınma başvurusu değerlendirilecek ve haklı görülmese de ülkelerine geri geldikleri yere geri gönderilecekler. Böyle bir durum. Ve Almanya'daki son politikalar bunun öyle kolay kolay kabul edilmeyebileceğini gösteriyor. Evet. Cinayetler konuşuluyor. Bu konuda çok fazla bir şey konuşmayacağım, söylemeyeceğim. Hafta sonunun gündemiydi. Semih Çelik, Cuma günü. Önce Ayşenur Halili, 19 yaşında. Sonra da bundan yarım saat sonra da Edir Edirne kapısı surlarında İkbal Uzuneri bıçakladı ve boğazını keserek öldürdü. Dehşet verici. Sonra da işte surlardan attı deniyor kendisini psikolojik problemleri olduğu söyleniyor. Bu vahşet nasıl bitecek? Bu vahşet nasıl bitecek? Bu vahşet hukuka döndüğünüzde bitecek. Hukuka dönülmediği için ev baskınlarıyla kendi halindeki aileler, öğrenciler şu yapılanma, bu yapılanma altında toplanıp cezaevleri dolduğu için Cezaevlerinde yer açmak için de adi suçlular salındığı için adi suçlu dediğiniz nasıl bir kelimeyse o da katalog suçları ya da işte onlar e, aman bunları tutuklamayın cezaevlerinde başka insanlara biz yer açtık falan diye e, denetimli serbestlikte de falan bırakıldığı için bu oluyor. Bahşetin sinyalini geçen yıl vermiş video çekmiş tehdit ediyor karşısındakini gönderdiği kişiyi ona rağmen elini kolunu sallayarak dolaşıyor. E, psikolojik destek alması ilaçlarını alması falan önerilmiş yazılmış bunu da yapmamış ailesi şikayet etmiş ona da yani bir geçen haftalardaki polis cinayetiyle birebir aynı konu. O zaman da işte 26 sabıkası veya suç kaydı bulunan kişi imza karşılığı falan denetimli serbestlikten yaralanmış gitmiş polisi vurmuştu. Bunlar bitmez ve devam eder. Bahar Çetiner paylaşmış. Kız çocuğu ve kadın nefretini Twitter'da bile belirgin şekilde görmek mümkün. Aileler çocuklarının ne yaptığını, kimlerle görüştüğünü takip edecek. Başka yolu yok demiş. Kadınlar güvende mi diye soruyor Metropol. %76 hayır diyor. Yani bu haberler bu kadar baskın bir şekilde zaten dolaşımda olunca evet demek de mümkün değil. Bu bir İngilizce grafik. Yani bu nasıl oluyor bu? Bunun altyapısı ne? Ve nasıl olay şiddete, tacize, cinayete veya tecavüze neyse evriliyor? Bunu e, Türkçeleştirmişler ve e, Melis Alpan'da alıntılamış şiddet piramidi diyor. Yani piramidin en altında daha yaygın cinsiyetçi şakalar, küfürler, sosyal medyadaki kadın düşmanı söylemler filan var. Ve bu yukarıda e, sözlü tacize, rıza almadan dokunmaya, fiziksel, duygusal, psikolojik şiddete, tecavüze ve en sonunda da artık kadın cinayetlerine evriliyor diyor. Böyle bir şiddet piramidi Var. Sonra da işte İçişleri Bakanı briefing yapıyor. İşte diyor işte şu kadın cinayetlerini takip ediyoruz. İşte şu kadar personel sayımızı artırdık. Ekip sayısını ikiye çıkardık. Araç verdik bilmem ne. yani Araçla maraçla olacak bir şey değil bu. Biraz evvel bahsettiğim konu. Hukuka döneceksin. Ve cezaevlerindeki masumları boşaltıp bunları koyacaksın. Bu kadar basit. Çok zecri tedbirler uygulayacaksın. Üst sınırdan ceza vereceksin. Bu çünkü artık kamusal bir konudur ve kamuya ibret olacak cezalar vereceksin ve asla affetmeyeceksin. İyi hal falan da demeyeceksin. Kravat takıp gelen sanıklara bilmem kaç yıl indirim yaparak. Lale Demir Kazan paylaşmış avukat. Bu Ali Yerli Kaya'nın paylaşımı üzerine. Bu briefingten sadece Mernis adresinde kayıtlı aile evlerinde oturan zararsız ve tam anlamıyla masum insanları baskınlarla alıp yakalandı diye tweet atmanızdan başka hiçbir şey çıkmaz diyor. Cezaevleri siyasi tutuklu ve hükümlülerle sokaklarımızsa hırsızlar, tecavüzcüler, uyuşturucu kaçakçıları ve katillerle dolu. İşte bakın işte bir kadın hastaneye basmış. Hasta bakıcı falan masanın altına saklanmış ve pompalı tüfekle hakkını arıyor. Hastanede pompalı tüfek. Yılın kaos fotoğrafı olmaya aday demiş Muhammed Keskin, e, tıpçı öğretim üyesi. Yemin ediyorum bugünlerin geleceği belliydi. İnsanlığımız son 20 yılda milattan önceki boyutlara geldi diyor. Siyasete dönelim. Siyasette işte başta anlattım. Bambaşka bir esir pazarlığı içerisinde. Özgür Özel'in medyaskopa yaptığı açıklamada altı çizilecek konular var. Onu çizip geçeceğim. Normalleşmeden kastı arkadaşım. Erdoğan'la gidip esir pazarlığı yapmak. Erdoğan'dan 28 Şubat paşalarını istedim. Hallettiler diyor. İşte normalleşme bitti diyorlar. Bitmedi. Kastının bu olduğunu net söylüyor. Teşekkür telefonu açıyor. Kime? Özel kaleme. Yani. Ana muhalefet lideri, birinci parti lideri özel kaleme teşekkür ediyor. Erdoğan'a ulaşamıyor teşekkür için. Gezi'yi de e, o arada şey yapıyor, araya sıkıştırıyor. Çalışıyor arkadaşlar ama henüz sonuç alamadık diyor. Bu şekilde bir esir pazarlığıyla götürüyor maalesef. Şunu unutmayın, e, iktidarın kurduğu düzeni bu muhalefetin kabullenmesi. Muhalefetin alan genişletme çabasıdır. Yani sen nasıl ki kendi elemanlarını koruyorsan bana da kendi elemanlarımı ver... Ve işte sen nasıl ki hukuku kendine göre eğip büküyorsan bizimkilere de işte ona göre bük, yap şeyini yargıda. Bu şekilde yürüyelim. Yani benim, ben şu anda çok sıkıştım, benim konfor alanımı biraz daha daralt, şey aç, genişlettir bu. Daraldı, genişlet. Pazarlığı bu. İktidarı ile muhalefeti beraber çöküyorlar. Ve böyle olması gerekiyor. Böyle olması gerekiyor ki bu düzensizlik içinden bir düzen çıksın. Paşaları aldım lafını hazmedemiyorum demiş Cemre Birant. Yıllardır söylenen lafın en açık göstergesi bu. Hukuk insanla göre işliyor. Arkan varsa kurtuluyorsun. Arkan yoksa dipsiz kuyuda kalıyorsun. Arkasız hastaysan ve tutukluysan ölme olasılığın çok kuvvetli demiş. Sonra da işte Cumhurbaşkanlığı dörtlü yarışta Erdoğan hala birinci. Metropol araştırma. İkinci tercihiniz kim diye soruluyor. Ahmak davası başında demokrasinin kılıcı gibi sallanan İmamoğlu ikinci tercih olarak da öne çıkıyor. Ama bu araştırmaların şu aşamada bir huyu, bir e, şeysi yok. Bir fonksiyonu yok. O arada Cumhurbaşkanı ayağa kalktı ya Özgür Özel. Ayağa kalkmak yetmez diyor Mehmet Uçum. Saraydan attığı upuzun tweette. Diyor ki sadece diyor bu yetmez. Devletin genel işleyişi üzerinden yetmez saygıyı aktüel siyaset iç çekişmeleri üzerinden değil devletin genel işleyişi üzerinden değerlendirmek ve her yerde bu saygıyı göstermek lazım diyor. Yetmez ayağa kalkmak yetmez her yerde saygı duyacaksın. Dönelim başa. Evet Anayasa Mahkemesi göreve iade edilen KYK'lılar tazminat alamaz hükmünü iptal etti. Bu son derece önemli. Önemsiyorum. Altını çiziyorum. Ve kapanışı sevgili Profesör Doktor Doğa Ergil'in paylaştığı mesajla yapmak istiyorum. Olası Cumhurbaşkanı aday listeleri yayınlanıyor. Bağışlansın ama içlerinde Türkiye'yi dünyada saygın, gelişmiş bir ülke konumuna taşıyacak donanımda biri yok. Hepsi ortalama vatandaşın niteliklerini yansıtıyor. Bu ülke seçkin yetiştirip takdir edememenin bedelini ödüyor demiş. Deminden beri anlattığım konuları tek mesajla özetlemiş. Ben de buradan ilhamla zaten böyle bir yayına imza attım. Profesör Doğu Ergil. 80 yaşını geçtiği bir duayen ve mesajlarından, okumalarından, analizlerinden çokça istifade ediyoruz. Manşeti kapatıyorum. Çok kritik günler başladığı devam ediyor ve yaşayacağız. Kısa vadede yani önümüzdeki 10 yılda dünya ve Türkiye büyük değişimlere ve dönüşümlere gebe. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.